Arkadaşlar herkese selamlar. Eren Kaya ben. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki hiç zaman kaybetmiyoruz. Parçanın en özünü hiç süslenmemiş, böyle süslü cümleler kurulmamış şekliyle hedefimize uygun videolarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Görüyorum bir parça için yarım saat 25 dakika videolara böyle süre ayıran arkadaşlar var. Onlara da saygı duyuyorum ama benim için zaman kaybı. Neden? Çünkü ben yaklaşık 10 dakikada bütün işimi bitiriyorum ve öğrettiğime de inanıyorum. Geri dönükler bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, hiç zaman kaybetmiyoruz. Her zamanki gibi 2 gündür biliyorsunuz arabesk parçalar çalıyorduk. Bugün papatya gibisini çalacağız. Şimdi la telinde ikinci parmağım do ile başlıyorum arkadaşlar. Do, do, la, si, si, sol diyez, la. Gelelim şimdi sol diyeze. Arkadaşlar sol diyez, bu parça size sol diyezi öğretecek. Yani sollerinizi açmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu parçada öğrendiğinizde diğer bütün sol diyez olan her şeyi de rahat şekilde çalabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Do, do, la, si, si, sol diyez, la, mi, la yapıyorum. Şimdi yavaş yavaş yaptım. Do, do, la, si, si, sol diyez, la, mi, la. Bunu hızında yapıyorum. Şimdi ortadaki do'yu uzatıyorum arkadaşlar. İlk do'yu. Yani do, do, la. Do, do, la, si, si, sol. Bakın bu aynı kalıp. Ne diyor? İlk baştakini kısa tut, ortadakini uzat, bir diğerini kısalt. Yani do, do, la, si, si, sol diyez, la, mi, la, sus. Evet, buraya kadar bir daha yapıyorum. Dedim ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi parçanın bildiğimiz melodi kısmına geldik. Hemen solfejini yapıyorum ilk ölçünün. Mi, do, la, mi, la, do. Mi, do, la, mi, la, do. Şimdi bazı kısımlarda şöyle de çalınabiliyor arkadaşlar. Bu kişisel şeye göre, hani yanlış anlaşılmasın. Mi, do, la, mi, la, do. Ya da mi, do, la, mi, la, do. Bu da yapılabilir. Bu tamamen size kalmış. Evet, yapıyorum. Bir daha yaptım. Devam ediyorum. Re, do, si, do, re. Veya ikili de bağlayabilirsiniz. Vals parçalarında arkadaşlar geçen söylemiştim biliyorsunuz ki biraz daha böyle kesik kesik çalmak. Daha vals demeyeyim buna da tango parçası daha doğrusu. Biraz daha kesik kesik çalmak. Gerçi yanlış kullanmadım aslında. Vals ve tango parçalarında da aynı format geçerli. Biraz daha kesik kesik çalmanız daha kulağa hoş gelir. Ne gibi? Şöyle mesela. Gördüğünüz gibi biraz daha kesik kesik daha enerjik oluyor değil mi? Dans eden birisini düşündüğünüzde mesela daha keskin hareketlere göre cevap vermiş olursunuz çaldığınız ezgileri. Siz de hak verirsiniz ki şu şekilde çalmak çok güzel duyulmuyor. Mesela. Değil mi? Biraz daha enerjik. Evet, ne yaptım? Mi, do, la, mi, la, do, re, do, si, do, re. Yapıyorum bir daha. Oradaki susun yerine arkadaşlar re'yi iki vuruş gibi çalabilirsiniz, uzatabilirsiniz. Devam ediyorum. Re, si, sol diyez, mi, sol diyez, si. Yavaş yavaş. Bakın ilkinde sol diyez var, diğerinde yok ama ölçü içerisinde o sol diyez onu da etkiliyor arkadaşlar. Bir ölçü içerisinde arızalı işaret yani arızalı nota yani sol diyez kendinin sağındaki, solundaki değil, sağındaki notayı ölçü bitene kadar etkiler. Yani sol diyez ölçü bitene kadar olan bütün solleri sol diyez yapar. Yani o diğer sol de sol diyez olacak. Şimdi baştan buraya kadar toparlıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. Arkadaşlar toparladım. Geçiyorum. Do, si, la, si, do. Şimdi burada en son do bastım değil mi? Şimdi ne istiyor benden? Do diyez istiyor. Ne yapıyorum? Parmağımı hop ileri kaydırdım.
Do, do, re, mi, mi, fa. Fa'larımı ne yaptım? En geride bastım arkadaşlar. İleri kesinlikle basmıyorum. En geride. Do, si, la, si, do'dan geldim. Ne yaptım? Do, do, re, mi, mi, fa. Mi, re, do, diyez, mi, re. Şimdi do natürel. Neden? Ölçü bitti. Do diyez bitti. Şimdi do natürel. Do, do, la, si, si, sol, la, si, do, re, mi deyip dönebilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt nereye döneceğiz? İlk satırdaki mi, do, la'ya döneceğiz. Ama dediğim gibi şu an gerek yok. Do, do, la, si, si, sol diye yapıp diğer ölçüye geçiyorum. Yani ikinci dolaba geçiyorum. Şimdi do, do, la, si, si, sol, la, mi, la, mi, la, si, la, mi, la, mi, la, si yapacağım. Şimdi ne yaptım? Do, do, la'dan geldim. Evet, deyip diğerine geçiyorum arkadaşlar. Do, la, do. La, do, la, si, la, sol, diyez. Soller diyez iyice açıyorum. Mi, la, si, mi, la, si, pardon. Mi, sol, la, si, sol, si. Sol diyez hala çünkü ölçü içerisinde. Sol, si, sol, do, si, la. Evet arkadaşlar, birinci dediğim gibi mesela ilk dolabı çalarsanız hemen o satırın başına, yani şu satırın başına geri dönüyorsunuz. Burada dediğim gibi ben geri döneyim. Birinci dolabı ve ikinci dolabı size bir hem göstermiş olurum. Satır başından geliyorum. Pardon. Dediğim ve ikinci satıra geri, satır başına geri dönüyorum. Sol, si, sol yaptım ve artık ikinci dolabı çalıyorum. La, re, mi deyip devam ediyorum. Re, fa, re. Ne yaptım? Re, fa, re, mi, do, mi. Satır başından yavaşça geliyorum. Şimdi fa, re, fa. Burada yay değişikliği arkadaşlar sizi biraz yorabilir. Fa, re, fa, re, fa, re. Mi, do, mi. Mi, re, do. Si, do, re. Do, si, la. Şimdi arkadaşlar fa, re'den bir daha geliyorum. Fa, re, fa. Re, fa, re, mi, do, mi. Mi, re, do, si, do, re. Do, si, la, sol, la, si. Mi, la, si. Deyip arkadaşlar devam edeceğim. Şöyle notamı ben ortaladım. Şimdi şu fa, re, fa'dan bir daha çalıyorum arkadaşlar. Fa, re, fa. Re, fa, re, mi, do, mi. Mi, re, do, si, do, re. Do, si, la, sol, diyez, la, si. Dedim ve devam ediyorum. Mi, la, si, do, la, do. La, do, la, si, la, sol, diyez. Mi, sol, diyez, la, si, si. Re, do, si, la, sol, diyez, la, mi, la. Şimdi arkadaşlar en alt satır 3. satırla aynı arkadaşlar. Yani nesi aynı? İlk 1, 2, 3 ölçüsü aynı sanırım. Daha sonrasında si, si, re, do, si, la, sol, la. Sadece orası geliyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Dolapları çalmasanız da olur arkadaşlar. Yani söz varsa o zaman eşlik ediyorsanız hani çalın. Söz yoksa yani normalde ben çaldığımda bunu direkt ikinci dolapları çalıp geçiyorum. Çünkü zaten hani ortalama 3 dakika 3,5 dakika sürüyor. Dolaplarla birlikte aynı şeyleri dönüp dönüp durmaya gerek yok. Dediğim gibi kendi başınıza çaldığınızda bu parçayı öğrendikten sonra direkt ikinci dolapları çalıp geçebilirsiniz. Bunu da böyle dipnot olarak söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle parçanın ilk iki satırı, dizesi daha doğrusu şöyle melodinin asıl olduğu yer. Yani sizden papatya gibisin çalar mısın dediklerinde çalacağınız yer orası arkadaşlar. Şimdi o yüzden orayı ben bir önem gösteriyorum. Şimdi orayı bir çalacağım.
Arkadaşlar çalarken enerjiyi ne olursunuz düşürmeyin. O yüzden yavaş yavaş çalışıp bu parçayı belli bir hıza getirdikten sonra hızlanın. Yani hemen yapıyorum bakın. Geçebilirsiniz. Ha, şimdi parçanın ana melodisini sadece burayı çalacaksanız arkadaşlar la mi yani ikinci dolaptaki ikinci satırın ikinci dolabındaki la mi la mi la si değil de la mi la diye bitirebilirsiniz. Yani deyip bitirebilirsiniz. Yani söz kısmını çalmak istemiyorsanız. Ha, devam edecekseniz la, mi, la, mi, la, si, do, la, do diye bağlantıyı yapmak zorundasınız arkadaşlar. Parçamız çok güzel, çok zor değil. Sadece dediğim gibi sizlere sol diyezleri öğretiyor. Bazı yerlerde do diyezler var. Fa'larınıza dikkat edin. En geride basacaksınız arkadaşlar. Bunların dışında sorunuz veya sorununuz olursa her zaman videonun altına yazıyorsunuz. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de şunu söylemeliyim arkadaşlar. Ben kemana yakışan, siz şöyle söyleyeyim, kemana yakışandan çok sizleri biraz daha geliştirecek, biraz daha kemana hakim olabileceğiniz parçalar seçmeye çalışıyorum. Bunlardan Akşam Güneşi de bu formatta, Papatya Gibisin de bu formatta, atıyorum Devlerin Aşkı da bu formatta, daha basit Duydum Ki Unutmuşsun da bile Türk müziği nameleriyle nasıl çalacağınızı göstersem de parça basit olsa da Türk müziği nameleriyle nasıl daha oturaklı ve düzgün çalacağınızı gösteren bir parça olduğu için